buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dört yerde dualar müstecaptır. Cihat meydanında saflar oluşturulduğu zaman, işte o anda Rabbimiz edilen duaları makbul kılar. Gökyüzünden yağmurlar indiği zaman ve inde ru'yetil Kâbeti, Kâbe görüldüğü esnada Allah duaları kabul eder. Dördüncüsü de kâmet edilmeden önceki ezanla kâmet arası idi. Gidecek kardeşlerimiz bütün dualarını gönüllerinde biriktirsin, büyük bir huzur ile, saygı ile, hürmetle ayaklarının ucuna bakarak yürüsün Kâbe-i Muazzama'nın karşısına gelinceye kadar. Sonra da Kâbe-i Muazzama'yı görünce bütün gönlündeki duaları Cenab-ı Hakk'a arz etsin. Resulullah Efendimiz'in Kâbe'yi tavaf ederken neler söylediğini sahabiler duymuşlar. Onlar aktarmışlar. O ifadeleri sizinle paylaşmak istedim. Resulullah Efendimiz hasretle kavuştuğu Mekke-i Mükerreme'ye, fetihten sonra Kâbe-i Muazzama'ya hitaben diyor ki, ey Kâbe, ne kadar yücesin. Senin saygınlığın, senin üstün derecen ne kadar da yücedir. Ne kadar güzelsin ey Kâbe. Kokun da ne kadar güzel. Sonra bir şey söyle. Ama bir Müslüman Allah katında onun derecesi, saygınlığı senden daha yüksektir diyor. Müslüman Allah katında çok değerlidir. Kâbe-i Muazzama'ya bu sözlerinden sonra ümmetine de bir mesaj veriyor. Kardeşini burada da gözet. Hepiniz Allah'ın, Rahman'ın misafirlerisiniz. Misafire gereken şey ev sahibinin sahip olduğu evinde, menzilinde haddini aşmamaktır. O diğer misafir de sizin kadar bu evin sahibinin kıymetli misafiridir. Vesselam. Mevlamız Teala cümlemize bu güzel duygularla varmayı nasip eylesin.